Yarın öleceğinizi bilseniz ilk ne yapardınız? Yarın ölmem ben ya. Yarın ölene çıkacağımızı bilmiyoruz Allah. Ağır bir soru. Tabii ki yarın olacağını bilemediğin için şu an ne diyeceğim boş. Yani sevdiklerime sorulurum. Başka yapacak bir şey yok yani. Namaz kılardım. İbadet ederdim. Sevdiklerimi vedalaşırdık ya. Yani öbür tarafa yatırım yapardım. Bu dünyayla gelip geçici. Yani ibadet, yatırım, sevdiklerimize vedalaşmak. Daha çok ibadet yaparım. Sevdiklerimle vedalaşırım. Bir selavat getirmeden başka hiçbir şey yapamazsın. Yarın öleceğini niye biliyorsun ki? Kim dedi onu bileceğini? O ölüm bilinmez. Ölüm bir Cenab-ı Hakk'ın sır perdesidir o. Ölüm hiç kimseye bildirilmemiştir. Hatta Resulullah'a dahi bildirilmemiştir. Ölüm gizli bir şeydir. Kimse ne öleceğini bilir ne de ölürümdir. Ölüm bilinmez. Onu sormada hata. Ne araştırıyorsunuz bilmiyorum ama yani ölüm hiç kimse bilemez. Diyorum ya, Resulullah Efendimiz de dahi ölümü bildirilmemiştir. Ölüm gizlidir. Ne diyor? O gizli bir şeyi geldiği zaman göreceksin. Hiç kimse bunu bilemez. Ona hiçbir cevap verilmez. Bol bol dua ederim, namaz kılarım. Başka bir şey yapmam ben. Başka bir şey düşünmem. Zaten o şeyi yaşadığım için ben ameliyat oldum, beyin ameliyatı. Orada o şeyleri biraz az da olsa bir yaşadığım için yapacağım başka bir şey yok, olmaz yani. Yani hatalarıma üzülürüm. Güzel şeyler yapmaya çalışırım yani. İnsanları sevindirmeye çalışırım. Ya vedalaşmak ayrı, helalleşirim o ayrı. O helalleşmek olmazsa olmaz ama insan tabii ne yapacağını da fazla karar veremez yani. Şaşırır kalır yani öyle. Biraz az da olsa biraz o şeyi yaşadım ben. Ameliyat olurken. Beyin ameliyatı oldum. Onun için yani insanları üzmemeye çalışırım. Üzdüklerimde helallik almaya çalışırım. Yapacağım o olur. Vallahi her şeyi yapardım. Her şeyi yapmadığım her şeyi yapardım. Demiş gençliğimi yaşamadım. Bari yaşlılığımı yaşardım. Her şeyi yapardım. Öyle kız. Ne yapacaksın demiş. İşte hayat şartları ya. Her şey bizi böyle şeye sürüklüyor. Yapacak bir şey yok. En çok yaşadıklarımdan çok yaşayamadıklarıma üzülürdüm herhalde. Evet, gerçekten zor bir soru sordunuz şu an. Ölüm hak tabii, her an başımıza gelebilir. Yarın öleceğimi bilsem bir günde ne yapabilirim? Herhalde geçmişi sorgulardım, kendi kendime hesaba çekerdim. Pişmanlıklarımı düşünürdüm, yanlış yaptığım şeyleri niye böyle yaptım diye düşünürdüm. Hani en önemlisi insanın kendini ilk önce hesaba çekebilmesi. Bu güzel bir konu. Ölüm hepimiz için geçerli. Şuradan kalktığımızda bir saat sonra ne olacağımız belli değil. Hatta bir saniye sonramız belli değil. O yüzden güzel bir konu seçmişsiniz. Tebrik ediyorum. Vallahi param olsa çok şeyler yapmaya başlarım da para olmadığı için yapacak bir şey yok. Yani bir şey yapmak için paraya ihtiyaç var. Bizde de para yok. Çok güzel yerlere gezerdim. Çok güzel yerlere giderdim. Gezerdim yani. Para olsa ama. Para olmadığı için. Daha çok Allah'a yönelirdim. Hamdolsun her görevimi yapıyorum ama. Yani daha çok Allah'a yönelirdim. Canım, sen başka ne yapacağım? Yani ne yapacağım? Yaşamışım ya. Her şeyi yapmışım Allah'a şükür. Daha öbür dünyayı düşünecek durumdayız artık. Ben de öleceğimi bilsem şöyle bir şey. İnanın ki elimde, dalımda çocuklarımı bıraktıktan sonra inanın ki bir hayır kurumuna, ondan sonra huzur evlerine bağış da yapabiliriz yani. Başka ne yapabiliriz? Kızılay'a bağış yapabiliriz.